değerli basın mensupları komedi gibi özellikle ekonomiyle ilgili gelişmeler vallahi billahi komedi gibi. Ama bu trajik bir komedi. Trajik komedi diyoruz ya. Nurettin Nebati Sayın Bakan bürokrasiyi alaşağı deriz dedi yabancılara. Türkiye'de tek adam rejimi vardır merak etmeyin dedi. Daha önce 220 milyar dolar var iken 2018'de tek adam rejiminin yansımalarıyla zaten Türkiye'ye gelen kalan yabancı sermaye 48 milyara düştü. Şimdi beyefendi gitti bürokrasiyi biz alaşağı edeceğiz. Tabii Sayın Erdoğan durur mu? Dün milletvekillerine kahvaltı vermiş. Afiyet olsun. Daha pide yememişlerdir herhalde ise. Dün milletvekillerine kahvaltı vermiş. Ve de, tam olarak şöyle demiş. Biz yıka yıka geldik siz de yıkın. Milletvekiller ne diyor? Ne demek bu ya? Neyi yıka yıka geldin sen? Hiçbir şey yıkamazsın. Tahrip edersin. Örselersin. Ama devletin kurumlarını, kurallarını, geleneklerini yıkmak senin boyunu aşar. Yıkmaya kalkarsan da altında kalırsın. Türkiye Cumhuriyeti devletinden bahsediyoruz. Bugün Çanakkale'de caka satacaksın. O devlet, o şehitlerin kanı üzerine kuruldu. Ne yıkıyorsun sen? Yıkma yap. Devleti devlet yap. Devleti iki dudağın ucunda bir oyuncak olmaktan çıkar. Kurum ve kuralları yoksaydın ne oldu? Ekonomiyi batırdın. Adaleti bitirdin. Huzuru bozdun. Türkiye'de olan bu. Beş milyon sığınmacıyı, mülteciyi adına ne derseniz deyin, Türkiye'nin mahallelerine, sokaklarına doldurdun. Mahallede, sokakta huzur kalmadı. Her mahallede bir asayiş sorunu var. Her parkta, her bahçede uyuşturucu sorunuyla anneler babalar mücadele ediyor. İşte senin yıka yıka geldiğin bugünden günden dolayı. Ve milleti yıka yıka geldin. Evet. Ne ahlak, ne kurul, ne kaide, ne kuram, ne hukuk normu milleti kuru ekmeye mahkum ettin. Senin Türkiye'ye getirdiğin nokta bu. Kurum, kural tanımamak Hukuku hiçe saymak diktatörlere özgü bir tutum ve davranış şeklidir. Erdoğan, sen diktatör müsün? Sana diktatör deyince kızıyorsun. Aha buradan söylüyorum. Evet sen buz gibi, bal gibi diktatörsün. Ne yıkacaksın? Yıkmak yok. Şikayetçi olduğun bürokratlar senin ehliyet ve liyakata bakmadan atadığın beceriksiz kadrolardır. Devlette her şeye rağmen ehliyetli, liyakatli ve devletine, sadece devletine, bayrağına, sadece bayrağına bağlı çok sayıda çok şükür bürokrat var. Dertleri de onlarla. Erdoğan'a bağlı olan değil. Devletine ve bayrağına ve milletine bağlı olan ehliyetli, liyakatlı bürokratlarla dertleri var. Çünkü o ehliyetli bürokrat, liyakatlı bürokrat diyor ki ben buna imza atmam. Burada peşkeş var, soygun var, talan var diyor. Beyler ondan rahatsız. Nebati ondan rahatsız. Ama atıyorlar AK Parti yandaşı, ehliyetsiz, liyakatsız bir vatandaşımızı çok üst bir noktaya ne emrederlerse onu imzalıyor. ve Sayın Genel Başkan onun için uyardı. Dedi ki imza atarken dikkat edin. Ben de bu vesileyle bir kere daha uyarmış olayım. Ehliyetli, liyakatlı bürokratlar attığı her imzanın hesabını verecek şekilde atıyor zaten. Ama emir komutayla imza atan bürokratlar yarın önümüze gelip ağlayıp sızlamayın. Gözünüzün yaşına bakmayız. Atmayın. Kuralsız, kaidesiz işlere, devleti zarar ettirecek işlere, hazineyi birilerine peşkeş çekecek işlere, milletin kör kuruşuna göz dikenlerin işine yarayacak işlere lütfen imza atmayın. Attınız. Keser döner, sap döner. Bir gün hesap döner. Bunlar için yarın önümüze gelip ağlayıp sızlamayın. Çok net söylüyorum. Ağlayıp sızlamayın. Ve Erdoğan şikayet edecekse tekrar söylüyorum. Erdoğan kendi etrafını çeviren dal kavuklardan, menfaatçilerden, 3-5 maaş alan ehliyetsiz, liyakatsiz ekipten şikayet etsin. Devletin geleneklerinden Devletin kurum ve kurallarından şikayet eden bir devlet başkanı o devleti sadece batırır. Sadece batırır. Altında Erdoğan kalsa bir şey değil. Bütün millet 84 milyon altında kalır. Bunu kabul etmeyiz. Değerli arkadaşlar, bir ambulans tartışması var. Bu vesileyle gene sağlık çalışanlarımıza şükran minnet duygularımızı iletelim ama bizden önce doğru düzgün ambulans yoktu demeyi becermiş. Pes etti. Bugün sabah çocuklar söyledi. Dedim ki pes. Bu nasıl bir ruh hali? Sonra şaşırmadım. Çünkü bizden önce buzdolabı yoktu. Havalimanı, efendim üniversite yoktu diyebildi. Şimdi baktırdım. Baktırdım. Türkiye 69-70 milyon iken Türkiye'nin 3700 ambulansı varmış. Türkiye şimdi 85 milyon. Şu anda da 6700 ambulansımız var bir artış var Ol, olağan olması de olmasınlar ayrıca artış için teşekkür ederiz. Mesela o değil. Mesela şu. Bizden önce ambulans yoktu. Doğru Erdoğan. Senden önce biz milletçe mağaralarda yaşıyorduk. Bu. Bunu söylememizi bekliyor herhalde. Milletçe mağarada yaşıyorduk. Erdoğan bizi mağaralarımızdan çıkardı, giydirdi. Ceketimizi, pantolonumuzu, kravatımızı neyse Evler yaptı, binalar yaptı, üniversiteler yaptı, hastaneler yaptı, okullar, havalimanları yaptı. Bizi Erdoğan şehirlileştirdi desek bunu gidip biri söylese Erdoğan'a. Erdoğan da evet der. Aynen öyle oldu der. Kafa bu kafa. Ama bu nasıl bir kafa merak ediyorum. 20 yıl kendisinden 20 yıl önce yapılmış bir üniversiteyi Havalimanını ben yaptım diyebiliyor. Adnan Menderes havalimanını ben yaptım dedi ya. Donduk kaldık ya. Kaç yıl önce? 20 yıl değil mi en az? 20 yıl önce yapılmış havalimanını ben yaptım diyen bir devlet başkanının hangi söylediğine inanalım. Nasıl yapalım? Şimdi Erdoğan'dan önce bir şeyler yoktu. Doğru. Ne yoktu mesela? Baktık biraz şöyle bir hafıza taraması yapalım dedik. Değerli arkadaşlar. Mesela Erdoğan'dan önce şehide kelle diyen bir başbakanımız, siyasetçimiz yoktu. Erdoğan'dan önce papaz elbisesi giyerim diyen bir başbakanımız yoktu. Erdoğan'dan önce 3-4 maaş alınmıyordu Türkiye Cumhuriyeti devletinden. Yoktu Erdoğan'dan önce. Devlet mafya iç içeliği yoktu Erdoğan'dan önce mesela. Millet pazarda çürük domates patates toplamıyordu Erdoğan'dan önce. Çocuğuna pantolon alamadım diye babalar intihar etmiyordu. Atanamadım diye öğretmenler, atanmadım diye öğretmenlerimiz canına kıymıyordu Erdoğan'dan önce. Ve Erdoğan'dan önce 23 milyon icra dosyası yoktu. 23 milyondan bahsediyorum. Ve Erdoğan'dan önce çiftçinin traktörü, ahırdaki öküzü haciz edilmiyordu. Yoktu böyle bir şey. Ve Erdoğan'dan önce kimse bayat ekmek kuyruğuna girmiyordu. Bu listeyi saysam sabaha kadar sayarım. Ama Erdoğan'dan önce bir şey daha yoktu. Siyasette bu kadar yalan yoktu. Bizi yalancılıkla itham etmiş. Şöyle demiş. Yalan, iftira çarpıtmakla gündemi belirliyorlar. Adamların işi gücü yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Ya bir tane yalanımızı söyle ya. Mesela biz senin bazı söylediklerini çürütüyoruz. Biz yalancı mı oluyoruz o zaman? Ama ben birkaç yalan söyleyeyim Erdoğan'a Erdoğan, Erdoğan ilgili. Kabataş'ta başörtülü bacımıza saldırdılar. Dedi ve videoyu göstereceğim dedi. 460. bugün cuma, 460. cuma. Bu yalan. Söyleyen de Erdoğan. Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerinin ayağına çağırdı dedi. Hayır Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerinin geçici ikametgahına gitti. Bu yalan söyleyen de Erdoğan. Ofer'le görüşmedim dedi. Bu yalan söyleyen de Erdoğan. Görüştüğünü sonra itiraf etti. Terör örgütüyle görüşmedim, görüşülmüyor dedi. Bu bir yalan söyleyen de Erdoğan. Sonra da çıktı. Görüştük. Devlet görüşü Derdi olan bana gelsin diyebildi. Senden 20-30 yıl önce yapılmış hastaneleri, havalimanlarını, üniversiteleri ben açtım dedin. Bu da bir yalan. Bunu söyleyen de Erdoğan. Ben iktidar olursam atanmayan öğretmen kalmayacak dedi. Bu bir yalan. Söyleyen de Erdoğan. Yalanlar listesi çok uzun. Bunu burada keselim. Ama şunu bilin. Erdoğan muhalefete iftira atarak, muhalefete kara çalarak o posttaki ömrünü uzatamaz diye düşünüyorum değerli arkadaşlar.